Efendim buyurun. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, buyurun efendim. Ben Münevver'in anne babasına çok sabır diliyoruz ailecek. Aha, çok üzgünüz duyduğumuzdan beri, çok Allah sabırlar diliyor. Yani konuşacaklarımı toparlayamıyorum. Buyurun. Ama özellikle şu beyaz Türkler konusunda, bu katliamın yapıldığı gün özellikle şunu öğrenmek istiyoruz. Yani biz toplum olarak, bunlar farklı bir kesimden, zengin bir zümreden geliyorlar. Bunu da anlıyoruz. Evet. Bunu da kabul ediyoruz. Cinayetin yapıldığı yerden kişi, katil, cesedi orada yerinde, oralarda ondan kurtulmaktansa neden alıp da ta Etiler'e getirip dedesi ağır ceza hakimi, babaannesinin kapısının önünde bir çöp konteynerine atılarak acaba birilerinin bir şeyleri ispat edip o koca holdingin başına geçebilmek için bir ispat mıydı, bir görev miydi, neydi bu? Şimdi, evet, güzel, güzel. Ya da nedir bu? Bir kurban mıydı? Ya da rüştünü mü ispat etmeye bir kurban mıydı? Yani şu ki, yani Münevver kurban mı seçildi? Olabilir. Hem öyle düşünüyoruz, bunun açıklanmasını istiyoruz. Başka benim aklıma yani neler geliyor? Yani insan kilometrelerce işte öteye cenazeyi ya da katlettiği kişiyi niye oraya taşır? Niye oraya götürür? İspat için neden çöp tenekesine atar? Bakın, birilerine bir şey neydi? Bu bir görev miydi ona? Münevver gibi hayat dolu güzel bir genç kızın katledilmesiyle birlikte şu hanımefendinin sorduğu sorular bana göre daha cevabını yeterince bulamamıştır. Şimdi onu belki sadece cevaplayayım. Olağanüstü rahatsız. Şimdi bu çok önemli bir aile. Bu Beyaz Türkler denen bu çok önemli bir aile. Ben vaktinde yani Soner Yalçın'ın dillendirmesiyle bu Beyaz Türkler kitabıyla birlikte bu aile, pek çok aile var. Beyaz Türkler adı altında pek çok görevli, büyük zenginler, büyük holdingler. Bu büyük paranın, bu fabrikaların, bu holdingin başına geçebilmek için acaba yeterince acımasız olabiliyor musun? Hadi bakalım can garibi. Bu bir yorum. Dene, peki, yap bakalım, ispat, peki, et. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi hemen çok sonunda izah edelim. Bu bir kurban mıydı Münevver diyorlar? Bu şimdi burada vurgulanmak istenen şey şu. Öncesinde sanık cinayet günü gidiyor Etiler'de, efendim bizim niye burada rakımız satılmıyor, bana hemen rapor yollayın diyor. Henüz 17 yaşında, İstanbul Bölge Müdürü yapılmış. Bir çocuk 6 dil biliyor. Çince dahi biliyor. Türkiye'nin en önemli okullarında okumuş. Fakat buna rağmen böylesine hunharca ve vahşice bir cinayeti işleyen bir cani. Dolayısıyla bence biraz önce vurgulamak istediği bir Beyaz Türk nasıl bu hale gelirden kasıt bu. Yani bu kadar iyi okullarda okumuş, eğitim seviyesi yüksek olan bir insan dahi böyle canice bir eylem gerçekleştirebiliyor ve henüz 17 yaşında günahsız bir genç kızı katledebiliyor hunharca. Bence bunu vurgulamaya çalışıyor. Ki benim zaten anlaşılmaz ve hastalıklı bulduğum şey de bu. Birileri onu zorluyor mu? Onu mu demeye getiriyor acaba? Yani burada başka bir şey mi var? Biraz daha açık konuşsanıza ne olur. Şimdi gerekçelerle ilintili bunu söylemek lazım. Evet. Hanımefendi gerekçelerini sordu. Niçin acaba Bahçeşehir'de bu cinayet işleniyor ve Etiler'e gidip babaannesinin yani önündeki çöp konteynerine şey bırakılıyor. Şimdi ekonomik koşulları iyi olan bu kadar nüfuslu bir aile evi beton döker, denize atar, evi yakar. Ekonomik koşulları son derece önemli, iyi olan bir aileden bahsediyoruz. Ama burada bu sorunun cevabı aslında cinayetin niçin işlendiğine ilişkin cevaptır. Bakın, yargılamanın safhası sırasında 4 tane gerekçe üzerinde duruldu. Bunu da ilk defa burada izah etmek, açıklamak buyurun, istiyorum ama ne yazık ki gerekçeli kararda dahi bu soruların cevapları olmadı. Birinci gerekçe şuydu üzerinde durduğumuz. Rahmetli direnmiş, mukavemet göstermiş. Evet. Tırnaklarında sanık ailesindeki kişilere ait DNA'lar var. Dolayısıyla mukavemet gösterdiği için bir direnç var ve daha önce fiziksel birlikteliği de yok. Evet. Acaba bu cani bu kıza bir şey yapmak istedi ve bundan mı oldu? Ya da bir başkası yapmak istedi de bundan mı oldu? Gerekçelerden bir tanesi bu. Evet. İki, ailenin bir sırrını öğrendi bu yüzden mi? Çünkü 15 gün önceden MSN'de yazışmalar var. İşte sana hayatının en güzel gününü yaşatacağım. Bütün dünya bizi konuşacak. Sevgimle boğacağım seni. Gitar çalmayı öğreniyorum. Boğacağım, boğacağım, boğacağım. Sarılacağım sana gibi böyle garip mesaj içerikleri var. Üçüncüsü de biliyorsunuz. Şey yapmayalım, bir genelleme yapmak çok doğru değil ama Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok belli bir dinsel kökenden gelen anlayışın katledilmesinin müsebbibi olan bir mayasız ayini diye bir ayin türünü var. 18 yaşına gelmiş bir
genç rüştünü ispat etmek amacıyla, kendini ispat edebilmek amacıyla, ailesine karşı büyüdüğünü hissettirebilmek amacıyla fiziksel, daha önce hiçbir fiziksel birlikteliği olmayan bir genç kızı katlediyor ve ailesine rüştünü ispat ediyor. Biz yargılamanın safahat sırasında bunu da mahkemeye sunduk. Dedik ki bu mayasız aini de olabilir. Böyle bir isim geçmeyeyim, bir dinsel grubun şeyinde olan, yani Yahudilerin çok fazla genelde infaz edilmesinin müsebbibi olan bir olay. Bu da olabilir dedik. Çünkü olayın oluşu ve kurgusuna bakarsanız Bahçeşehir'den alınıyor, Etiler'e kadar götürülüyor. Çok uzun bir mesafe, etrafı kayalık. Ya bilinçaltında babaannesinin evinin önündeki çöp konteyneri var ve sadece oraya gidiyor, ya da rüştünü ispat etmeye çalışıyor. Ya okuduğu kitaplar, ya efendim bir başka şeyin tezahürü ve etkisiyle. Biz en çok bu üç gerekçe üzerinde durduk. Anladım. Nitekim sonrasındaki Etiler'de Akmerkez'e gidip arkadaşıyla kahve içmesi, soğukkanlı bir şekilde. Münevver'in telefonunu en son oradan kaybetmesi. Çünkü telefonu en son orada sinyal alıyor. Öncesinden testereyi alıp getirip aynı arabayla maktuleyi alıp getirmesi. Tasarlama argümanı. Dolayısıyla bütün bunlar bize acaba bu bir ayin midir ve bu gerekçeyle mi yapıldı şeklinde soru işaretleri uyandırdı. Bunu yargılamanın safahat sırasında mahkemeyle paylaştık. Gerekçelerden biri bu olabilir ama ne yazık ki gerekçeli karar yazılmasına ve karar onanmasına rağmen hala gerekçe tam olarak ortaya çıkmadı. Ama bu dört alternatiften biri olabileceğini biz mahkemenin safahat sırasında söyledik. Evet, bunu da derli toplu sanki ilk defa burada söylüyorsunuz gibi geldi bana. Mahkemenin safahat sırasında söyledik. Ben özellikle imtina ettim şu aşamaya kadar ama soru çok güzel bir soru ve isabetli bir soruydu. O yüzden ona cevap verme zarureti asıl oldu.